Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz ortamında olan NCZ, AutoCAD'de DWG ve KML dosyalarını ArcGIS'te açma, ondan sonra DEM verisi indirme, çeşitli sitelerden DEM verisi indirme, bunları bugün sizlere anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle bu bizim NetCat dosyamız. Ben burada sadece şu bölgeyi, bir bölgeyi tek aldım. O bölgeyi çalışacağız. O bölgeyi NetCat'te açacağız. Dosya olarak da arkadaşlar şurada eğitim altının içerisinde NCZ. Daha sonra KML dosyası ve DWG dosyası. Şimdi bunları açabilmemiz için ArcGIS'te arkadaşlar öncelikle CAD Reader programını, bizim eklentisini kurmamız gerekiyor. Programı nereden indireceğiz? Şurada bizim internet sitemizde, şurada arkadaşlar internet sitemizde bulunan CBS veri indirme CAD Reader eklentisi. Şuradan arkadaşlar indirdiğimiz zaman programı indirebilirsiniz. Daha sonra Hocam çok pardon, bu internet sitesinin linkini paylaşabilir misiniz tekrar? tabii ki. Bir de bu eğitimlerde kullandığınız verileri paylaşmış mıydınız, yoksa eğitimden sonra mı paylaşacaksınız? Bu verileri paylaşmadım. Duruma göre ben bakayım. Eğer paylaşma mümkün olursa ben paylaşacağım. Eğitim Hocam hani altında. siz böyle yapıyorsunuz ya, bir yerin veya ilçenin detayı, haritasını, barajını, göğünü falan gösteriyorsunuz. Onlara geçeceğiz mi biz ileriki eğitimlerde? Evet, onları da yapacağız. Ben şuraya internet sitesini attım. Onları da şey yapacağız hocam. Yapacağız, evet. İndirdikten sonra arkadaşlar şurada CAD Reader'ı çalıştırıyorsunuz. Bende yüklü olduğu için kurmuyor. Hata verdi. Siz kurduktan sonra daha sonra Windows C program dosyaları, şurada ArcGIS Desktop, şurada arkadaşlar kategori dosyasını bulacaksınız. Bin'in içinde. Şurada. Şu categories, şunu çalıştırıyorsunuz. Şu en alta geliyorsunuz. S3 Workspace. Şurada arkadaşlar kategori imported derseniz şurada bunun tikini atacaksınız. Bende kurulu olduğu için şöyle Apple Jenk. Tamam. Bir de en altta arkadaşlar şu var. Factory CAD. Şunu da aynı şekilde yaptığınız zaman artık NCZ uzantılı, AutoCAD uzantılı, DWG uzantılı dosyaları siz burada açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hocam programı artçısının içine mi kuracağız indirdiğimiz? Hocam programı ArcGIS'in içine değil, zaten o kendi Windows içine bir yere giriyor. Zaten otomatik olarak ArcGIS'in altına yerleşiyor yani. Siz sadece direkt kurun. Ondan sonra program faizden ArcGIS. Ondan sonra kategoriden biraz önce yaptığımız işlemi yaparsanız oradan programı kurmuş olursunuz. Onu tekrar göstereyim. Şurada program faiz ArcGIS Desktop Bin. Şurada kategorimiz.
Şurada en alta geliyorsunuz. Şu iki tane dosya alayım. Bir bunu, bir de bunu. Category import deyip şu tiki atıyorsunuz. Applejenks diyorsunuz. Ondan sonra program kurulmuş, beklenti kurulmuş oluyor. Daha sonra ArcGIS programına gelip add data'dan arkadaşlar şuradan necez'e bakın. Şunu direkt olarak şu şekil atabiliyorsunuz. Tabii bunu bir şekilde kullanamıyorsunuz. Şuradaki tabakaların hepsine bakıyorsunuz. Bu boş. Şunu atıyorsunuz. Şu bizim yazı dosyası. Şu da boş. Sembol boş. Ben sadece şey olarak aldığım için çokgen olarak. O yüzden hepsi boş geliyor. Şu boş. Şu da boş. Şu da boş. Şu sadece. Bakın. Şurada netgeti açayım. Şuradan arkadaşlar blogu açalım. Hocam boş olmasının sebebi ne bu dosyaların? Ben sadece şey olarak aldığım için poligon olarak aldığım için içindeki yazıları, simgeleri falan almadım. Sadece dış çevre olarak aldığım için onların hepsi boş. Normalde onların hepsi dolu gelir. Bir tane örnek vardı. Ben onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi NetGet'e geliyorsunuz. NetGet'te mesela şurada katmanlar. Bizim katmanımızın ismi neymiş? Jeoloji önlemli alan 2. Şurada jeoloji önlemli alan 2. Şu dosya. Şu dosya. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada katman, jeoloji, tabaka. Bu şekilde siz necezi olan dosyalarınızı burada açabiliyorsunuz. Tabi burada arkadaşlar bazı şeyler var. Yani düzeltilmesi gereken, çalışılması gereken şeyler var. Mesela şurada bakın. Yine free'den seçim yapıyorum. Şurada mesela bir tane iki tane oldu. Şu ayrı bir tabaka. Şu ayrı bir katman. Yani bunları sizlerin tek tek ayırması lazım. O da biraz uzun iş. İleriki seviyelerde bunları öğrenirsiniz. NetGet'te başka söyleyeceğimiz burada bir şey yok. Katman olarak zaten bu. Zaten eğer elinizde dosyalar varsa buraya otomatik olarak geliyor. Bunu düzeltmek için arkadaşlar şu şekilde yaparsanız düzeltemezsiniz. Bunu sizin ArcGIS formatına çevirmeniz lazım. Onun için ne yapıyorduk? Sağ tık data, export data. Şurada NCZ'nin içine şurada blok shape olarak arkadaşlar kaydediyoruz. Ve ondan sonra bizim artık bunu istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Hangi mesela şu dosyalara bakıyorsunuz. Mesela bakın görüyor musunuz? Şurada farklı katmanlar, şurada farklı. Bunları bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Daha sonra ise arkadaşlar DWG de aynı şekilde App Data'dan şunda işimiz kalmadı. DWG'yi de aynı şekilde bu seferki DWG'miz arkadaşlar şey PAF'da. Şimdi burada hepsi var. Mesela Annotation bu bizim yazı tabakamız. Point. Şunda da mı? Şu bizim çizgi. Eş yükselti eğrilerimiz. Şu bizim poligon. Şu bizim boş.
Bir de şu var arkadaşlar. Bu da bizim gördüğünüz gibi eş yükselti eğrilerinin olduğu tabaka. Bakın eş yükselti eğrilerimiz şurada. Şurada şunun taftası. Bunu da aynı şekilde data, export data. Şuradan DVG'yi tafta olarak çevirip arkadaşlar ondan sonra şu tafta üzerinde istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Tin oluşturabilirsiniz. Dem oluşturabilirsiniz. Onlara bağlı olarak eğim, bakı, ondan sonra yükseklik gibi haritaları oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu da bizim KML. KML'de çizilmiş bir mahalle ismi, mahalle sınırı. Bir de bunu atacağız. ArcGIS'e. O KML dosyalarını AddData'dan yapamıyoruz. Onun için şurada ArcToolbox'ta conversion yapıp şurada arkadaşlar conversion from KML, KML to layer. Şuradan dosyamıza geliyoruz. Şurada kayıt yerini seçiyoruz. Şuraya mahalle diyelim. Ve ekrana geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birebir. Tabii bu KML olduğu için bunu ne yapıyorsunuz? Üzerinde işlem yapabilmek için data, yani ArcGIS, ArcGIS'te NetCAD, AutoCAD, KML dosyalarını açtıktan sonra eğer işlem yapacaksanız mutlaka ve mutlaka data, export data ile shape dosyasına arkadaşlar çevirmeniz gerekiyor. Çevirdik. Geldi. Bunu bu şekilde aşağıya bakın arkadaşlar şuraya. Eksi koordinat sistemimiz. Koordinat sistemimiz eksi L'ye düşmüş. Bunu koordinat sistemine tanımlayacaksınız. Burada poligon hatası var. Onun da farklı bir yolu var düzeltme. Şunu şu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi iki yol var. Bunu düzeltmek için. Bir tekrar start editing deyip tekrar arkadaşlar şuradan şey yapabiliyorsunuz. Üzerinden gidip onu bir yapalım arkadaşlar. Maksat sizin de bilginiz olsun. Item 6 kamini. Yeni bir katman açalım. Şöyle. Shapefile. Polygon. Yeni. Edit. Tamam be. Böyle kalsın. Evet. Şunu. Arkadaşlar şimdi burada hızlı hızlı çizmeniz için şöyle tek tek yapmaktansa bakın şurada trace aracı var. Şuna bir defa tıklıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bakın şöyle şu şekil çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şey yapın. Şurada mesela şuradan çizim yapmak için şunu bir kaydetsin. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Şurada trace aracı var. T
Trace aracında şunu bir defa tıklıyoruz. Ondan sonra şu şekil geziyoruz. Şu şekil görüyor musunuz? Şu şekil üzerinden gidip kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Anladık mı? Benim bir sorum olacak. Tabii. Bu KM'li uzantılı dosyalar sadece Google Earth üzerinden aldığınız dosyalarda mı oluyor? KML dediğimiz evet, Google Earth üzerinde çizdiğimiz bir alan. Google Earth'te örneğin şurada çokgen ekleden, şuradan siz kendi çiziminizi oluşturabilirsiniz. Örneğin şu alan şöyle, şu şekilde oluşturup şunu yeri farklı kaydet. Masaüstü eğitim altı KML. Şurada bakın KMZ, KML. KMZ dediği 3 boyutlu haritalarda kullanılır. KML tek boyutta kullanabilirsiniz. Şunu kaydediyorum. Ve geliyorum. Şuradan tekrar. From KML. KML. Şu aksis açarsam. Şunu export data gördünüz mü? Geldi. Bu şekilde KML dosyanızı oluşturabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Bir daha anlatabilir misiniz hocam? KML'yi mi? Evet hocam. Şurada hocam. Şu alan örneği bizim çalışma alanımız. Şu yukarıda çokgen. Şu alanı şöyle çeviriyorum. Nokta atarım. Şu şekil. Tamam diyorum. Çevirdiğim dosyaya sağ tık. Yeri farklı kaydet. Şuraya çokgen. Kameleyi kaydettim. Kapatıyorum kamerayı. Geliyorum. Kamera şu. Açıyoruz. Evet. Bakın. Bunu ArcGIS'e nasıl atıyoruz? Arc Toolbox, KML to Layer. Şuradan KML, şuradan açıyoruz, kaydediyoruz. OK. Bu şekilde gelmez. Bunun shape dosyasına çevirmemiz lazım. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman arkadaşlar KML'den ArcGIS'e aktarabiliyoruz. Hocam, bu aktarmış olduğumuz KML dosyasını projeksiyon yöntemi olarak da nasıl kaydetmemiz lazım? Yani Avrupa olarak mı yoksa VGS 84 olarak mı hocam tanımlamamız lazım? Şimdi altta dikkat ediyorsunuz coğrafi koordinat sistemi. Bunu sizin çalışma alanınıza göre eğer UTM olarak çalışıyorsanız tabii UTM olarak kaydedeceksiniz. Coğrafi çalışıyorsanız coğrafi. ArcGIS'te bunu iki yöntemi var. İki şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anda bakın çalıştığımız koordinat sistemi şu anda coğrafi. Bunun için araçlar, seçenekler şurada enlem boylam diyor göster. Şurada evrensel enlem marketör dediğimiz zaman arkadaşlar bizim UTM
yani UTM. Şu ondalık olursa bakın aşağıya bakın değişti. 37 nokta. Derece dakika. Şu şekil. Şu şekil. Yani hiçbir farkı yok. UTM de alsanız, ondalık da alsanız, derece de alsanız VGS 84 olarak aktarıyor. Siz artık kendi projenize göre şey yapabiliyorsunuz. Tamam hocam, teşekkürler. Kendi projeksiyon sisteminize göre yapıyorsunuz. Hocam attığım link NetGate dosyalarını ArcGIS'te açmak için bir eklenti şurada. Şurada CAD Reader programıyla arkadaşlar indirip şey yapabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yani internet sitesinde biraz sonra geleceğim zaten. Şurada karayolu, demiryolu, su alanları, akarsular, il idari ilçe, Türkiye yükseklik haritaları var. Buraları biraz sonra anlatacağım. Yani conversion olarak anlatacaklarımız bu kadar. DEM verisine veya verileri indirmeye geçmeden önce sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey var mı? Hocam sayfanızda NetCat'in indirme linki var mı? Ya bulması biraz zor da. Nesi hocam? Anlamadım. Sayfanızda bu NetCat verilerin indirme linki var mı diyorum hocam. Yok, o yok hocam. Şey mi bu, şu anda açtığım link mi? Şu anda açtığım şeyler mi? Veriler mi? Yok hocam. Bu başta açmıştınız yani. Ha, şu jeoloji falan. Evet. Ya o örnek olarak açtım hocam. O bir proje bazlıydı. Örnek olarak açtığım için yani şey yapmak için, göstermek için ama şey yaparım. Bir eğitim dosyası hazırlayabilirim. NetCat şeyi olarak. Hem NetCat hem Camel'e. Zaten ödev olarak da bunu vereceğim. Yani o şekilde şey yaparız. GML dosyasını. Hocam GML dosyası dediğiniz hangi programı? GML. GML mi? XML mi? Quantum GS'de açılıyorsa şeyde de ArcGIS'te de açılır hocam. Şuradan bir bakalım. Evet hocam. Şurada search kısmında şurada GML yazın. VMS to future. Şuradan VMS dosyanızı şuradan açabilirsiniz. Şu da kaydedeceğiniz yeri şey yapabilirsiniz. Şurada. Şu search kısmında GML yazıp oradan açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik en fazla hocam örnek bir GML dosyası varsa atarsanız bir bakalım. Şimdi elimde olmadığı için bakamıyorum. Ona göre bir şey yaparım. Ya ufak bir video da çekip atabilirim. Şimdi en çok kullanılan DEM verisi. DEM verisi nedir? DEM verisi dediğimiz arkadaşlar eş yükselti eğrilerinden kodlar aracılığıyla oluşturulan bir raster veri. Yani raster veri siz yükseklik eğim bakı ondan sonra bir noktası bilinen
istasyon noktasının 1 ve 2 noktası bilinen istasyon noktasının sıcaklık haritası. Ondan sonra yani birçok şeyde siz DEM verisini kullanabilirsiniz. Bunun birçok ismi var. DEM, SYM, sayısal yükseklik modeli. Ondan sonra bu tür verileri indirip kullanabilirsiniz. O zaman ben nasıl indirilecek, nereden indireceğiz, uygulamalı olarak nasıl açacağız ve bir de alana göre nasıl keseceğiz onu anlatayım. Ondan sonra bitireceğiz. Örneğin bizim eğitim dosyamız 5'ten bir tane. Bu değildi. Şu iller. Şurası olsun. Şimdi arkadaşlar, bu bizim Türkiye haritamız. Şuradan bizim internet sitesine giriyorsunuz. Şurada indirme linkleri. Şurada DEM uydu. Burada 4 tane indirme, DEM indirme verileri var. Tabii yüksek çözünürlükleri farklı farklı. Şurada ben hepsini açayım. Bizim en çok kullandığımız arkadaşlar, şu SRTM'e hata veriyor. Şu da hata veriyor. Şurada şurası Türkiye, bizim Türkiye şurası. Şimdi burada çalışacağımız bölgeyi seçmeniz lazım. Mesela ben şu J37 eğitim 6 demin içine kaydedeyim. Şunu indireyim. Bir de şunu. Arkadaşlar indireyim. Bunlar indirilsin. Şurada da bazı siteler bakım yaptığı için açılmıyor. Ben bunun üzerinden size anlatayım. Mantığı zaten hepsinin mantığı aynı. Evet. Arkadaşlar dosyalar indi. Şunları bir dosya klasör haline getireyim. Ve verimizi açıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü bizim haftalarımız var. Şu. Tabii bunların çözünürlükleri düşüktür. Yani bir daha yüksek olan internet siteleri de var. Bazıları ücretli. Yani bunlar da çözünürlük düşük olduğu için pek kullanılmıyor. Tezlerde, ondan sonra haritalarda. Şuradan onu indirdik. Şimdi indirdiğimiz dosyaları AddData ile şuradan AddData ile arkadaşlar açacağız. DEM. Şurada. Bakın. Şuraya gitti. Şu 37'yi açayım. Evet. Görüyorsunuz.
bizim harita açıldı. Şimdi fazlalıkları kapatın arkadaşlar şuradan. Şuradan kapatın. Şu şekil. Bunun kısa yolu da var. Şimdi onu da size göstereceğim. Şu şekil. Ya da hiç uğraşmayalım. Şu kısmı hazır açık. Şunları hepsini kapatalım. Şu küçük olan ini biz çalışalım. Şunu kapattık. Şu gitsin, şu gitsin, şu gitsin, şu gitsin. Şimdi burada ne yapacağız? Demleri birleştireceğiz. Sınıra göre keseceğiz. Ve olayı bitireceğiz. Şimdi burada pafta numarasını bilseydiniz tümünü kapatıp sadece onu açtığınız zaman arkadaşlar şeyi bu şekilde uğraşmazdınız. Bu da bir tecrübe olsun. Hafta numaralarını bilmekte yarar var. Şunu da sildik. Bakın. Şunları bir hepsini silelim. Bakın. Şurada bir parça var diye onu unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde oluştu. Bizim ilk dersimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir toplu olan bir ilden, Türkiye'den toplu olarak olan veriden bir parçayı çıkarıyorduk. Nasıl? Şurada arkadaşlar select by rectangle. Şunu seçiyorum. İller, data. Şuraya dem. Şuraya il diyeyim. Ve evet dediğim zaman arkadaşlar görüyorsunuz il tabakası geldi. Bakın. Bu da bizim dem verimiz. Şimdi bunların hepsi tek tek. Ayrı ayrı. Bunları biz birleştirmemiz lazım. Kısa bir yol var. Arkadaşlar, o da Windows Image Analysis. Windows Image Analysis. Şurada üçünü seçiyorsunuz. Şurada arkadaşlar, aşağıya bakın. Şurada ne var? Mozaik. Yani hepsini birleştir. Tıklıyorum. Ve bizim mozaik dem verisi arkadaşlar bakın oluştu. Görüyor musunuz? Tek parça oldu. Şunu evet. Bakın tek parça. Daha sonra arkadaşlar bunu sınıra göre kesiyorum. Nasıl kesiyorum? Yine rectangle seçili seçiyorum. Şuraya geliyorum. Şurada clip. Clip'e basıyorum arkadaşlar. Bakın. Alana göre kesim işlemi yapıldı.
Bunun koordinat sistemini kontrol ediyorsunuz. Koordinat sistemi BGS 84. Siz çalışma alanına göre neresi ise onun zonunu ayarlayıp kaydedebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şu eğitim 5'te miydi? Eğitim 4'te. Hafta bölümünü açıyorsunuz. Bir bakalım hangi yıl Hakkari olması lazım. Hakkari bölgesi hocam. Evet, Hakkari. Şunu 12 yapalım. Evet, Hakkari. Bakıyoruz arkadaşlar. Hakkari şurası. Kaçmış? 38. zon. 45. dilim. Şuradan arkadaşlar ekranı sağ tıklıyorsunuz. Data Frame Properties. Şurada Project UTM VGS84. Şuradan arkadaşlar 38'i işaretliyorsunuz. Daha sonra sağ tık Data, Export Data. Şurada bakın, buradaki koordinata bakın, şuraya bakın, coğrafi. Ama data frame hemen UTM'e geçti. Dem, mozaik dem, dem dersek, evet, koordinat sistemine bakın arkadaşlar, VGS 84 36. Bunlarla işimiz kalmadı. Evet. Arkadaşlar, dem haritasını bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunun çözünürlüğüne bakalım. Arkadaşlar, bunun çözünürlüğü 83 metreymiş. 83 metre, yani yaptığınız çalışmanın büyüklüğüne göre hatalar olabilir. Ama 12,5 metreye kadar indirilen internet siteleri var. 25 metreye kadar indirilen internet siteleri var. Onlar daha kullanışlı oluyor. Şu anda onlar hata verdiği için onları açamadım. Ve bunları bu şekilde arkadaşlar indirebiliyorsunuz. Bakın şu akarsu, ana akarsu kolu şurası. Şu da ana akarsu kolu. Şuralar yan kol. Şurası bir düzlük gibi. Yani bir de buna şey yaparsınız. Şöyle sembolojiden şu şekilde renklendirme yapabilirsiniz. Veya koyudan açığa şöyle şu şekilde. Bir de buna kabartma atarsanız çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Hocam, o kabartma atmayı da bir gösterebilir misiniz? Kabartmayı şuradan. Şunun display'ini 30 yapıp şunu dilim arıyorum. Ve bu şekilde şurayı da dilim yap. Şunu 30 yap. Şuradan standart çevir. Ve görüyor musunuz? Kabartmayı nasıl oldu? Şurada artık orijinal rengine göre alayım. Görüyor musunuz?
Ne kadar güzel bir harita oldu. Kahverengiler zaten en yüksek düz olan alanlarda bunlar arkadaşlar. Evet, bu tabloyu da bizimle biz de paylaşırız. Dilan hocam hangi tablo? Hocam zonlar vardı ya onlar. Tabii onu paylaşacağım. Aynen. Dem görüntüsünü yükselti değerlerine göre. Evet, yükselti değerlerine göre değerlendirebilirsiniz. Onu ben bir dahaki derste anlatacağım. Eğim oluş, eğim haritası, bakı, ondan sonra yükselti basamağı, kontur atma, bunları yarın da bunların diğer internet sitelerindeki diğer verileri indirmeyi anlattıktan sonra perşembe günde şey yapabiliriz. Evet, başka mozaik kısa oldu. Dem verisi gibi rastlayabilirim. Yok. Seda hocam 1 bölü 25 binlik paftaları şöyle çerçeve çizip çerçeveye göre yine export datadan sınıra göre kes deyip o şekilde yapabiliyorsunuz. Akarsu veya tepe. Hocam onları ileriki derslerimizde anlatacağız. Akarsu çizmeyi, hidroloji haritası oluyor. Çalışma alanımız kendimiz belirlediği bir alan ise. Hocam kendimiz belirleyelim çalışma alanımızı. Bakayım. Esra hocam kendimiz belirleyelim. Mesela nereden belirleyelim? Google Earth'ten belirleyelim. Daha güzel olur. Pekişir. Google Earth'ten belirleyelim mi arkadaşlar? Olur hocam. En azından oradaki aktarmaları da görmüş oluruz. Hata vermezse. Mesela Hakkari. Hakkari'li var mı aramızda arkadaşlar? Hakkari değil de Van'da hanım hocam. Van'dayım. Evet. Yakın zaten Van. Evet. Koşmuş. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki bakın. Şu düzlük alan. O düzlük alan var ya şurası. Bakın şu düzlük alan. Şurası. Şuradaki zaten dağlık. Mesela ben şurada bir şunu şu şekilde görüyor musunuz? Şu şekilde. Mesela ben nereyi alayım? Şu kısmı alacağım ya. Şurası güzel. Şu kısım güzel alan. Hemen şöyle. Şurada heyelanlı bölge burası. Arkadaşlar. Hakkari. Şuradan farklı kaydet. Arkadaşlar bugün hem Google Earth dersi oldu hem de ArcGIS dersi oldu. Şu demin içine atayım. Hakkari. Evet. İnşallah projeksiyonda hata vermez. Şurada conversion. Şurada conversion. KML. Bakalım seçtiğimiz alan arkadaşlar neresi? Evet. Ben de merak ediyorum. Nasıl olacak? Mesela atalım. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak birebir. Şurası yüksek. Bakın. Bakın arkadaşlar, şurası aynen şu kısım. Şu kısım.
Evet, bunu bu şekilde aktardık. Evet. Esra Hocam burada mısınız? Dinliyor musunuz? Evet, buradayım hocam. Şimdi bu bizim kendi belirlediğimiz, evet, kendi belirlediğimiz bir alan. Biz burada ne yapacağız? Bu alana göre ben kesme işlemi yapacağım. Bunun için çalışma alanını seçiyorum. Daha sonra Windows Image Analysis, şurada Clip, Mozaik ve şurada arkadaşlar Clip var. Clip bastığım zaman bakın şuradaki kısmı kesti. Kesmedi çünkü tüm alanı seçmişiz arkadaşlar. Böyle çalışmalarda size tavsiyem şurada bakın il tabakasını kapatın. İl tabakasını kapattım. Bakın seçemiyorum. Kilitledim. NetGet'teki gibi. Yine aynı şekil Image Analysis, şu Clip, Mozaik, Clip dediğim zaman bakın arkadaşlar kesti. Bu şekilde şunu yeniden renklendirip şu şekil bakın bu şekilde çalışma alanınızı kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu ben kapatayım. Biz düzen haritayı şunu da açarsam bakın. Veya Esra Hocam sizin tam sorduğunuz tam tersi bir şey yapalım. Hardcist'teki alanı şeye atalım. Google Earth'e. Bakalım alanımız neresi. Bunun için bir çalışma alanı oluşturmanız lazım. Bu çalışma alanını da ilk derslerde anlattığımız gibi şuraya ben demin için yaptım. Şuradan bir şuradan shape file'den de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan polygon. Tamam. Şuradan start edit. Şuna zaten anlatmıştık. Arkadaşlar nereye alayım? Şu bölümü alayım. Şöyle. Şu dağların olduğu yüksek olan yerleri alalım. Stop. Evet dedik. Bu bizim çalışma alanımız olsun. Şu alan. Şunu da halo yapalım. Şurası bizim çalışma alanımız. Şimdi tam tersi Layer to Camel'e yapacağız. Bunun için de Layer to Camel'e, aynı conversion için de Layer to Camel'e. Şurada layer neyi alıyorduk? New shape ve şu şekilde KMZ olarak aktaracak. Biz onu KML'ye çevireceğiz ve çevirdim. Gelelim Denver'sin içine. Şurada. Kaybetti. Tekrar yapalım. Rastgele yaptığımız için o yüzden kafadan bir yere gitti. Şurada eğitim 6 ben. Şurada alalım. Kamaz. Evet. Gelelim. Tüm altı den alan.
projeksiyon tanımlamadığımız için arkadaşlar bu şekilde bizi farklı bir yere götürdü. Projeksiyonu tam tanımlayıp atarsanız arkadaşlar aynı yere gelecektir. Yani bu da bu şekilde. Anlaşılmayan bir yer var mı? Kaydı durdurmayacağım. Anlaşıldı hocam.